Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Üçüncü tur maçları devam ediyor. Bu sefer bir başka maçımız var. Yu takımı ile HBA. Hemen kısaca takımlardan bahsetmek gerekirse, HBA eskiden, yani bir yaklaşık 5 ay öncesine kadar Türkiye Dota'sını domine etmiş bir takım. Oyuncuları gerçekten çok kaliteli ve sürekli ilk 2 3'lerde genelde birinci oluyorlardı. Yurt dışında bizi temsil ettiler. Defense 3'e katıldılar. Gerçekten güçlü takımlardı. Ondan sonra bir dağıldılar. Bazı oyuncuları LoL'e falan geçti. Öyle değişik şeyler oldu. Ondan sonra tekrardan bu turnuvalık bir toplanma izliyoruz HBA'dan. Yani şu anda tekrardan güçlü gözüküyorlar. Acaba neler yapabilecekler? Yu takımı ise dediğimiz gibi yine en baştan kurulan takımlardan birisi, yani çok fazla bilinmiyor. Doğal olarak, çünkü çok fazla yeni takım katıldı en son turnuvadan bu yana. Ve pikler daha önce yapıldığı için Captain modda, ondan sonra sırf bizim için Old Pick modunda Tekrardan tekrardan kuralım. başladı oyun. Ve evet arkadaşlar, ben Antimonis yanında Imprive ile birlikte size bu maçı da sunmaya çalışacağız. Hemen biraz Tanıtırsan pikleri takımları. tanıtalım. QQ Style Bounty Hunter ile birlikte solo lane'e gidecek. Yobi ise Wisp oynayacak. Support olacak. Stansfield Shadowfiend de carry olacak. Revanche ise Visage'da support oynayacak. Ve Lifestealer var. Büyük ihtimalle o zaman Stansfield'ı ortada göreceğiz. Ve Nexus'ta kocaman bir nick var. Nyx'in sıfırdan oluşan bir nick'i var. Kim oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Class Nick'i oynuyor. DLL takımının Onun evet, oyuncusuydu. senden alalım o haberleri. Ve Trillian Kirisi de Lifesteal olacak 30 böylelikle. seconds to battle. Bazıları soracak Elvind oynuyor mu diye. Elvind oynamıyor Hello. turnuvada. Onun yerine Class Nick'i yer alıyor. DLL takımından katıldı. Diğer Hemen. oyuncu da herkesin tanıdığı Revanche, Yobi, Stansfield ve QQ Style'a. Hemen diğer takımı da tanıtalım. Ortada mı izleyeceğiz acaba Weaver'ı? Hayır, ortada izlemeyeceğiz. Hard lane'e gidecek, solo lane'e gidecek Weaver. Onu Party Hard oynuyor. Ortaya bakalım. This is it. The Obsessive Queen of Pain'in battle inanılmaz bir seti var yalnız. Aslında inanılmaz da değilmiş begins. ama şık gözüküyor. Disruption'ı Hop, Ryonz oynuyor. Rappik Chaos Knight'ta ve Moze ve Bane'de, onlar da Trillian yapıyor. Kendi lane'lerinde, easy lane'lerinde. Bakalım ne olacak? Burada Weaver'ı gördüler bile. Weaver için alınmış bir sentry var mı acaba? Sentry var gerçekten. Ne yapacaklar acaba? Switch'i 1 level olduğu için çok yavaş da oluyor ve bayağı bir harass yedi orada. İnanılmaz harasslar yedi hatta. Ve buraya bir ward geldi. Bu buraya ward'a attıklarını biliyorlar. Hemen güzel bir şekilde sentry ward da gelecek. Evet, sentry ward'un gelmesiyle birlikte oradaki ward'u temizliyorlar. Diğer bir yandan ise QQ Style burada creepleri kendi kulesine doğru çekerek orada farmını alacak. Ona doğru gelen bir Bane var tabi. Ancak Bane onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı ve buradaki bütün creepleri farmlama imkanı bulacak. Bounty Hunter ve experience'ını alacak. Weaver ise diğer bir yandan çok daha talihsiz diyelim. İnanılmaz bir haras yedi ve onun üzerine hiçbir experience'ı bile yok. Şimdi ilk experience'ını almış oldum. Ortaya baktığımızda ise ya çok garip lane'ler olduğunu görüyoruz. Evet. Lifestealer'la Wisp ortada Queen of Pain'e karşı kasıyor. Ne diyorsun, ben ilk defa, ya aslında ilk defa değil belki Değil ama ama normalde Lifestealer ve görmediğimiz bir lane'di. Ama Wisp şimdi ortada. SF ile Akasha'ya karşı durabilitesi çok zor olan bir karakter. Çok Evet. fazla harasslıyor ve eğer Akasha alt olmayı başarırsa, ki ondan önce oluyor çünkü ilk başta deny'i fazla oluyor SF'ye karşı. Sonra da tekliyor onu, daha da üstüne geçiyor. Üstüne koydukça koyuyor. Gankleyemeyeceğin bir karakter Akasha. Kolayca kaçabilen bir karakter. O Evet yüzden ve güzel bir tercih HVA için. üstte de Shadowfiend'in şu anlık Weaver'a inanılmaz bir üstünlük sağladığını gördüm. Last. Wisp'e karşı Disruptor almışlar. Geleni yollayacaklar herhalde geriye. Evet, öyle bir şey olacak. Ya bir de çok güzel counterlayabilecekler. Yani geleni yollamak dışında çok güzel bir şey kinetic field'da alabilecekler. Sentry geldi şimdi. Bir uyku da geldi ancak orada Disruption'ın vuruşları açtı o uykuyu. Ve bir Sentry daha geldi, bakalım ne yapacaklar. First Blood almayı bayağı bir meyilliler derken üstte bir First Blood geldi. Altta da Bounty Hunter'ı kestiler. Yani Bounty Hunter First Blood'ı vermekten son anda kurtuldu diyelim.
Aa, üstte Shadowfiend tek başına orada gitti. Weaver'ı kesti. Ama Bounty Hunter da orada bayağı bir oyaladıktan sonra iki tane Sand Ward'ı atılmasıyla birlikte öldü. Ve kilde Queen of Pain'de kaldı. Queen of Pain'de şimdi Bottle'ı gelecek üzerine. Ve çok güzel bir Enfeeble geldi bu arada. Dual Lane'i de bu sefer yapacak Yu takımı. Evet, onlar da güzel bir şekilde counterladı. Beynin oraya gelmesiyle beraber. Ve hani bu Bana Enfeeble hızlı çok zarar verecek Lannister'a. Yani 37 damage var şu an. Ya 67 demişten bir anda 37 kalıyor. Eksi 30. Bayağı bir şey. Şimdi bitti Enfeeble'ı. Ama bir tane daha yiyecek kafasına. Öyle gözüküyor. Alta bakalım. Bounty neler yapmış? 2 level olmayı başarmış. Yani şu an Weaver'a upgrade baktığımızda ise o alamıyor. da 2 level. Zırap çekiyor adeta. Şimdi gitti. Evet, son vuruş yapmayı başardı ancak sentin içine girdi derken çıktı sonuna. Ve biraz daha experience aldı. Experience savaşları devam ediyor acın acı. Ortada ise iki tane dual lane izliyoruz. Oyun bayağı bir garipleşti ya. Yani bu oyun bayağı bir garipleşti. Şimdi SF ortaya geliyor. Nice. SF'ye değiştiriyorlar. Evet, SF Evet. level'ını aldıktan sonra 5 level oldu. Counterlandılar orada. Aslında biraz daha durabilirlerdi belki diyeceğim de bottle'ını verdi. Şimdi SF geldi. SF Oyun Enfeeble işlemiyor Enfeeble. yalnız. Çünkü çok fazla damage var. Bu Evet. arada Weaver'ı acı bir şekilde kesecekler gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak? Sentinel geldi. Aa, ya acı bir şekilde kesemediler çünkü stun yok. İyi bir şekilde Sonra kaçmayı bir bağ başardı. kurup hemen bir Bağı tane et kurduktan sonra. yakalayabilseydi. Ama ya acı bir şey, Lifestealer'ın Open Wounds'u hiçbir şekilde işlemiyor Weaver'a. Yani Scooch'un içindeyken. SF'nin iyi tarafı bir yandan da Erase'lerle de creep alabilmesi. Evet, 5 level olduktan sonra özellikle ortaya geçti ve Enfeeble şu an 2. level olarak yedi kafasına. Şimdi biraz düşmeye başladı damage'i. Bayağı 60 damage düşürüyor Enfeeble. Ya az değil 60 damage. Şu oyunun şu aşamasında. Alta baktığımızda Chaos Knight neler yapıyor acaba? Bounty Hunter onu neredeyse kesecek derken 3 saniye stun yedi kafasına ve ölecek mi acaba? Potunu son anda basmayı başardı Çok Bounty fazla Hunter. creep var yani. Bir adım daha atsa kendini bilirdi. Bu arada o potu güzel bir şekilde bozdu. Disruptor ve bayağı bir Varus yedi ve Bounty Hunter buradan geri yapmak zorunda kalacak. Oyun neler oluyor oyunda? Bane haste almış. Bane'in üzerinde bottle var bu arada. Tabi bottle Queen of Bane'in. Aslında çok güzel bir şey yapmışlar. Bottle'ı Bane alıyor Queen of Bane'den. Kendisi de runlara bakıyor Queen of Bane o sırada experience alırken. Sonra gidiyor Queen of Bane'e geri veriyor o bottle'ı. Kullandıktan sonra runu. Güzel bir yardımlaşma. Lifesteal neler yapıyor? Onun Quelling Bleed artı Aslında benim botu çok var. hoşuma gitti yani şu yaptıkları hareket falan. Çünkü mesela bazı yani Türk tutasında yanlış anlamasın arkadaşlar. Bazı takımlar üst seviye olarak gözükür. Bazıları böyle ekmek takımlar gibi gözükür ama yani bu tanınmayan oyuncuların da aslında çok şey bildiğini gösteriyor oyun hakkında. Ne kadar kendilerini geliştirdiğini gösteriyor. Evet. Ya özellikle Dota 2 bu konu için çok iyi bir platform. Yani Dota 1'de mesela kendi geliştirdiğimiz hiçbir şey yokken bu arada Bane orada nerelere gitti nerelere ve Bane'in bu hayatını Nazar mal dedirdi olabilir. peyni. Nazar değdi Bane'e. Ve evet, Open gelmesiyle birlikte orada ölmesi garanti altına alındı. Ve Bane orada öldü. Dediğim gibi Dota 2'de bu daha kolay oluyor çünkü izleme seçenekleri çok daha üst seviyede, oyun üst seviyede. Ya mesela guide gibi bir seçenek geldi en son oyuna. Evet. Ya hiç bilmediğiniz bir şeyi guide sayesinde çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Altına bakalım bu arada. Bounty Hunter, Disruptor'ın oralarda geziyor ve oraya gelen bir Shadowfiend var. 6 level. Çok acı çektirebilirler. Şimdi bir slow geldi. Track'i var mı? Track'i yok. 6 level olmamış henüz. Ve orada Shadowfiend 2'yi vurdu. Şimdi Razor'u birlikte vurmaya devam ediyor. Acaba alabilecek mi? Ancak çok uzaklaştı. Bir vuruş daha belki yeterli olacaktı. Ama o bir vuruşu vurmaya yeterli ama derken ağaçların arasından çıktı ancak. Kaoslar Bir yol buldu kendine ama. Kaoslar 380 ile koşuyor. Arada bayağı bir fark var. Queen of Pain'i de alır yalnız. Derken Queen of Pain'in onun farkını vurup hemen Blink'le uzaklaştı. Cihaz oraya Bane de geldi. Bakalım. Kendisini uyuttu Kendini Bane. yuttu. Orada bayağı bir hata oldu. Kendisini uyuttu. Ve orada Razor'la bir Shadow Razor'la birlikte çok güzel girdi. Şimdi Enfeeble yalnız bütün damage'ini söktü ondan. Derken Razor ile birlikte Nazar değdirdik o beyni.
Ya neden öyle kovaladılar hiç bilmiyorum. Özellikle Fog'dan çok güzel yararlanarak inanılmaz güzel Yok, Akasha'nın ultisi vardı orada. Aras Eğer onu üretebilseydi Akasha ultiyle birlikte belki kesebilirlerdi. Manası yoktu ancak Akasha'nın. Badalı vardı. Bu dolu muydu bilmiyorum, bunu hatırlamıyorum. Evet, Bounty Hunter birazdan 6 level olacak. Weaver'a bakalım hemen. Weaver da aynı şekilde. Eşit gidiyorlar iki artlayında. Ancak Bounty Hunter 6 level olduğu zaman işte işler değişecek. O zaman. Evet, Çünkü biraz daha track Track toplar Gold gelsin. çok fazla vurmaya başlayacak. Zarar vermeye başlayacak. Bu arada bir smoke gelmişti. Ancak smoke kafa attı resmen Bounty Hunter'a ve smoke hemen açıldı. Dust'ta olan bu arada bir Disruptor var. Kesmeye deneyecekler ve Aura'dan gelen bir Bane de var. Ancak gözüktüler tamamen. Bakalım Visage'la Visp ne yapacak? Visage'ın daha bu çok fazla vuran halini göremedik. 5 level olmasına rağmen. Shadowfiend botu aldı. Farm gayet iyi Shadowfiend. Hemen net worth'e de bakalım. Birinci sırada devam ediyor. 2 kill almasıyla birlikte. Ne kadar vurduğunu görüyoruz zaten. 2 Shadow Raze ile birlikte Queen of Pain'i eritti orada. Hatta 2 kere de vurdu. Artık vurduğu hasarlar kırmızı olarak çıkıyor çünkü çok fazla bir damage'i var. Normalin Shadowfiend'in. üstünde vuruyor. Normalin üstünde vuruyor demek ki o. Lane durumları acaba neler nasıl olacak? Hero level'ına baktığımızda da Shadowfiend bayağı bir üstün. Hemen şimdi gold farkına da bakalım. Gold ve experience farkına. Gold farkı HVA için 1500, experience de aynı şekilde 2000'in üzerinde. Yani HVA yavaştan üstüne koymaya başladı. Şimdi bu araya bakıyoruz. Bane'den bir Nightmare geldi. Üzerine follow up gelecek mi? Ultisi de var. Ultisi atmadı yalnız. Orada Bane'i biraz satmış gibi oldu. Ve alabilecekler mi? Çok güzel bir Wisp'in ultisi de geldi. Ve Lifestealer'da kaldı o. Lumine TP geldi oraya. Ancak oraya gelen Weaver olduğu için oradan kaçmayı başardı. Squeaks ile birlikte. Ve Wisp Lifestealer'ı güvenli bölgeye doğru uçurdu. Bu kapı attı bu arada Weaver. O bütün Shadow Raze'lere ve manası yok aslında şu anda. O da ölebilirdi. Bakın Track Gold gelecek mi? Oo, orada mükemmel bir şekilde sıyrıldı Toss'tan. Ve ultisi var, hala ultisi şimdi attı. Almayı başarabilecek mi acaba? Almayı başarabilecek mi? Ve almayı başardı. Ancak orada kalmış bir Queen of Pain de vardı ve Track Gold olarak bu geri döndü takımına. Durum 8'e 3 oldu. Killer gelmeye devam ediyor. Oradan Kule'yi de indirdi HVA takımı. Ve bayağı bir üstünlüğü ele geçirmeye başladı. Şimdi Enfeebler gelmeye devam ediyor. Shadowfiend ancak çok fazla damage olduğu için çok fazla etki etmiyor. Modem reset atması gerekiyormuş Stansfield'ın. Bu yüzden biraz bekletecek bizi. Fuzz attı. Önemli bir sorun olmadığı sürece hemen gelecektir. Evet, hazır. Stansfield'ı beklerken biz de hemen oyunun gidişatına bakalım neler oluyor diye. Biraz analizini yapalım. Weaver'a baktığımda üzerinde sadece bot artı Ring of Basilius var. Birazdan PTS'ini bitirecek. Ama çok kötü durumda Weaver. Evet, yani Weaver çok kötü iki durumda kere şu an. ölmüş. Harcamışlar onu üst lane'de gerçekten. Hemen Kaos Knight'ın Armut'un iki parçasını almış. hızlı bir armlet kasacak ve hızlı armletten sonra Phantasm'ı da 11 level olmasıyla birlikte vermesiyle birlikte bayağı bir vuracaktır Chaos Knight, yani vurmaya başlayacaktır. Ama bakalım. Supportlara bot alamamış daha yıl takımının. Dediğim gibi daha botları yok. Sürünüyorlar. Queen of Pain'e baktığımda ise onun da çok bir şey yok ya. Hani bir bot, botul, nultalizman ama çok bir şey değil Evet, gerçekten. farmana farm koymamış çünkü biraz Onun diğer bir yanında şişeri hemen ölmüş. bakalım Stansfield'da, Shadowfiend'da üzerine 1500 gold'u var, Claymore'u var. Yani birazdan Shadow Blade'i bitecek ki dakika 11'e gelirken. Yani bu baya bir fark demek. 4-0-3 oynuyor. 55'te Last'ı var. Çok iyi bir durumda şu anda Shadowfiend. Gerçekten iyi bir durumda. Bounty Hunter'a bakalım. Ben. Bounty Hunter'ın üzerinde Bottle, Bot, artı Burman Shield var. Yine çok fazla bir farmı yok tabi. 3 kere de ölmüş tabi. Ama ya Track olduğu için şu anda bu Track'le birlikte inanılmaz bir şekilde kendine gelecek.
her öldürülen, direkt birlikte öldürülen hero için artı 150 gold kendisi alıyor. Fazla cidden. Ya bir Midas gibi kullanılıyor o direkt gold. Visage'a bakalım. Visage daha arcane botu var. Onun dışında hiçbir şey yok gerçek anlamda. Lifestealer'a baktığında phase botunu bitirmiş. Phase botun üzerine başka hiçbir item yok ama 2000 gold'u var. Bakalım ne kasacak phase bot'tan sonra. Ne düşünüyorsun? 2000 gold'u var. Ahmet kasarı da. Kimin? Naix. Ahmet kasar büyük ihtimal, evet. Hızlı bir Ahmet gerçekten işe Yani başka yarayacaktır. kasabileceği pek bir item yok. Belki davul kasar. Onu da çıkacak diye düşünüyorum. Bakayım üstüne. Yani 700 gold falan var. Brace alır belki şimdi. Evet göreceğiz. Wisp'in üzerinde hiçbir şey yok yani bot dışında. 700 gold'u var. Yazık supportlara ya. Zor durumdalar. Evet Shadow Fiend şu anda oyunun en zengini gözüküyor. Net Worth'e baktığımızda aslında daha doğrusu şöyle Stansfield oyundan şu an disconnect olduğu için Net Worth'ünü tam olarak göremiyoruz. En yüksek Chaos Knight gibi gözüküyor ama oyuna geri bağlandığında hemen üzerindeki itemlerin parası da eklenecek o 1504'e. Ve o zaman gerçek Net Worth'ünü görmüş olacağız. Hatta şimdi bağlandı. Birinci sıraya çıktı. Anında birinci sıraya çıktı dediğimiz gibi. Ve oyunun en zengini şu anda Shadow of Fiend. Bakalım bu zenginliği nasıl kullanacak Shadow of Fiend? Lothar'dan sonraki item tercihleri neler olacak? Fazla vuruyor şu anda çünkü oyunu yavaştan domine etmeye başlayacak. Yani üçüncü skillini fullemiş. Armor'ını sıfırlıyor Akasha'nı falan. O kırmızı vuruşlar biraz ondan. Çünkü her vurduğu pür demiş gibi. Hiçbir koruması olmadığı için armor'ı direkt vurduğunu yiyor Akasha. Aynen öyle oluyor. Evet, itemlerden bahsedeceğimiz bu kadar. Stansfield bağlanmasına rağmen oyunda hala bir unpause gelmedi. Unpause'un gelmesini bekliyoruz ki oyun tekrar aksın. Oynanmaya başlasın. Ve evet şimdi go sinyali geldi ve oyun unpause oluyor. Bir I don't mean İngiliz rune'u buldu. alarmist, Shadow Fiend. but Bakalım bunu nasıl Radiant's top kullanacak. tower is under attack. Ortada hemen Bane'e bir gank mi gelecek acaba ama arkasından Bane'e gelen bir pick var. Dire's bottom Bu sırada tower da is under üstte attack. Kuleyi düşmeyi başardı. HVA takımı. Mega kill. Evet dediğimizi yaptı. Ortada Shadow Fiend. Hayır, Rahat bir yani o şekilde. kadar az can olmasına rağmen dönüp vuruyor. Kaşık açıyor ondan sonra. Yani çünkü bir vurdu mu vuruyor yani acıtıyor. O eksi armor ne kadar? Şu anda 3 Şu armor an düşüyor. 170 damage'ı var. Yani bayağı bir vuruyor. Ve bu düşen kuleyle birlikte aldığı kille birlikte Lothar'ı bitti. Shadow Blade'i bitti. Şimdi Omnit'i üzerine alıyor. Ve evet bir şekilde Yu takımı farmlaması gerek. Ancak yani nasıl, nerede farmlayacak, ne yapabilecek hiçbir fikrim yok. Killer bulması gerekiyor daha doğrusu Yu takımı yani farmlamaktan çok. Çünkü çok mobil bir takımı var yani Weaver ve Queen of Pain yani gerçekten mobiller. Ve kill çıkarması gerekiyor hero'ların biraz da kasması için. Bu arada Bounty Hunter gözüktü orada. Direkt attı ancak bir Nightmare geldi yalnız oraya Wisp Gank geldi ve Wisp Gank'ten orada ısırabilecek hiçbir gibi yok şu anda. Ne kadar vurduğunu gördük zaten. Üstüne geri yolladı bu arada. Disruptor geri yolladı ama yani hiçbir işe yaramadı çünkü ya kill'i aldılar bile ve hatta Lush'ları orada bırakması daha iyi oldu bile. Şimdi Disruptor bu arada üzerine direkt var ve ne kadar vurduğunu görüyoruz ya Shadow. Yani cidden eritiyor. Bu arada birinci level fantazmını açtı. Hiçbir işe yaramıyor şu anda. Bir level olduğu için. Bu arada Wisp nerelerden geldi? Kim bilir nereye ışınlamıştı. Ve alttaki kuleyi indirecekler. Shadow Fiend'in farmı artmaya devam ediyor. 6-0-3 ile oynuyor. Ve Visage'ın kuşları da çıktı. Bu onlara inanılmaz bir map hakimiyeti de sunacak. Aynı zamanda kombatlarda da çok güçlü olacak Wisp. Yani zaten Visage. Wisp'in üzerinde ise sadece Arcane var. Şimdi ortada SF kovalıyor. Ulti atacak diye bakıyorum ama Lothar'ı bitti artık. Yani sıkış sonra ya yani.
Önemli değil ama hayatını kurtardı. Bu arada hala Blink'in birinci seviyede tutmasına ne diyorsun peki? Shadow Stark'ın ikilemiş. Ya bu saatten sonra yani daha mobil olması gerekiyor aslında çünkü Shadow of Strike'ın pek bir etkinliği yok şu an oyunda. Yani Shadow Strike Yani lane genelde phase belki birdir. daha erken level'larda verse olabilirdi. O zaman da SP yoktu karşısında. Başta Naix vardı. Orada Naix atınca Naix Ya range basıyordu ya da bir bazı şekilde. build'ler var. Hiç Shadow Strike vermeden. Yani sırf hani onun yerine stun. Evet. Bazıları var bir kere sadece. Bu arada bakıyorum. Bounty Hunter'ın üzerinde Dust vardı. Ancak oraya gelen bir Wisp Tank var be. Bakıyorum Disruptor yollayabilecek mi? Disruptor yollayamadan orada Bounty Hunter EM oldu ve Visage da gitti orada. Bane'i öldürdü. Ve Downlaying yapan bir Visage'ımız var arkadaşlar. Evet. Oh, bu arada ne kadar vurduğunu gördün mü? Evet, iki vurdu. O yarı cana gitti bir vuruşta orada. İnanılmaz vurdu. Gece dajlamazsa böyle ölmenin ramak kalıyordu. Daha doğrusu hani işte tabii ki de Shadow Hatta benim Blade'in şeyler... ekstra damage'iyle vurdu onu ama yani Evet. yine de yine O de ekstra armor'dan dolayı çok fazla vuruyor şu an ve erken item'larını aldı. şimdi açtırdı bu arada infesti ile birlikte canını kurtardı. Demin kop boyutlarından bahsediyorduk. Bazılarında da şeyi vermiyoruz. Scream of Pain'e vermeyip birinci skill gidiyorlar. Ya Shadow of Strike gidiyorlar. Shadow Strike Öyle kullanınca da harassıyorlar. Yani aslında karşıda melee early olunca game'de yani böyle balonar gibi. aha. Yani çok fazla rastlaman gerekiyor ama az zaman isteyen bir skill. Dire's bottom tower has been denied. Shadow of Strike 100 mana falan istiyor. Civarlarda. Çok fazla rastlıyor. Lashley'de de bu arada drum kastı ve şimdi Armlet'e gidiyor. Aslında Armlet'i için hiç de geç değil. Bu arada ortaya bakıyorum. Visage'ı sonunda aldılar. Onun da Downwing İyi de serisi. para verdi Strike'den dolayı. Evet, Downwing serisi bitti. 413 oldu. Queen of Pain'de kaldı ve onun için Queen of Pain'in kasması için yeterli gold aslında bu. En azından kasmaya başlaması için diye. Şimdi yalnız Shadow of Fiend yine oraya gidiyor. İmze bekle ama orada bir Sentry Ward var. Çok tehlikeliydi. Kötü yakalansa o Dere Sentry mantır Ward'da. hala alt olamamış. Konat aslında yani böyle oyunlarda supportlar level alamadıysa herhangi bir lane'e gidip orada level almasını sağlıyorlar ama şu anda oyun çok tehlikeli olduğu için pek de ayrılamıyorlar birbirlerinden. Özellikle Wisp varken yani Wisp var evet. ayrılmak. Zaten Wisp şu anda Wisp artı Naix 3 kişiye kapatabilecek durumda. Zaten. Yani öyle bir durumdayken ayrılmak hiç mantıklı değil. Şimdi bakalım alacak mı? Tam çekiyorken orada bir Nightmare geldi. Bu arada Wisp Gank de geldi. Neler oluyor diye bakalım. Orada iki kişiye tutan bir ulti vardı. Ancak Shadow Fiend'in ultisi inanılmaz vurdu. Master kill yaptı. Double kill aldı. Şimdi triple kill alacak mı? Triple kill aldı. Godlike yaptı. Ancak arkadan gelen Weaver onu öldürmeyi başardı. Ve 833 gold'u kendisine aldı. Weaver orada. Ve 3'e 2'lik bir değişim oldu aslında. Orada ya, Queen of Pain buyback atmış olabilir, onu kaçırdım. Queen of Pain buyback atmış, 4'e 2'lik bir değişim oldu orada. Wisp artı Shadow Fiend öldü, ancak Shadow Fiend'in ölmesi çok kötü oldu çünkü inanılmaz bir gold verdi Weaver'a. Weaver da orada evet çok sinsice topladı. Böcek gibi. Kendine küçük Böcekleri şekilde arkadan iki kişi çıkardı. Yani çok zor farmlamıştı. O iki kill hayatı 600 döndürdü gold dolaştırdı şu an onu. Bu arada Bane'i tek yakaladıkları gibi giriyorlar ve Bane bunun farkında değil, kendisini uyutmalı, kendisini uyutmalı. Şimdi uyuttu ancak onun üzerine yiyecek çok şey vardı ve yedi. Bu arada 4 saniyelik bir stun geldi ve 4 saniyelik stunla birlikte almayı başardılar. Kalsın hatta kaldı ki. Plan'in de içinde kaldığı için, range'in içinde kaldığı Ben de için. o pub gamer'ler o 4 saniyelik stun'ı yiyince nefret ediyorum adeta. Çok sinir bozucu Hiç ya 4 saniye. Bitmiyor gibi. Hayat ömür boyunca stun. Yani oradan TP'ye kaçmayı başarmıştı Misaj. O da Ha. mekanizmini kasıyor. Az Itemlara kalmış. baktığımızda Gondar Davul'a doğru yönelmiş, hatta bitirmiş. Naix Armlet'ini bitirmiş, Orç'a doğru yöneliyor. Evet, buradan Orç'ta Queen of Pain'i atacaktır veya Weaver atmayı deneyecektir. Aslında kime atarsa atsın inanılmaz işe yarayacak yani. Evet, beyni bozmak için belki. Çünkü standları yok, bir Gondar falan bozabilir ya da Visage. Güzel bir tercih olacak o yüzden. Bounty Sabit bir Hunter da bu şeydi. arada onun kılıbını almış, BKB'sine doğru yola çıkıyor. Clefin şimdi yine bir şeyler deniyor derken bir Wisp Gank daha gelmiş. Wisp Gank'leri kontrol etmekte zorlanıyorum ben. Wisp Ve çok Gank'leri kontrol hızlı etmiş oluyor. ve bu arada Blink'le birlikte initiate yaptığı için Blink'le birlikte kaçamadı ve orada inanılmaz bir damage, burst damage ile birlikte öldü. Bu solo sanmıştım, ne kadar bunu gördük.
Ve bir kez daha öldü Queen of Pain. Evet, Bane Elemental'ımız da 6 level olmuş. Sonunda. Sonunda. Harf Fiends Grip'i göreceğiz. Ve Roshan'a giren bir HVA takımı var. Şöyle eksi armor'la da beraber Shadow Fiend'in ya daha eksi 5 armor düşürüyor şu anda. Mekanizmi de geldi mesajım bu arada. Hemen mekanizmi de basacaktır bu Roshan'dan sonra. Canları fulllemek için. Dediğimiz gibi bastı. Ve full can bir şekilde şu anda HVA Roshan'ı da almasının avantajıyla push'a başlayacaktır yavaştan. Trackhold'lar gelmeye devam ediyor. Trackhold'lar bakın ne kadar fark açmış. Gold'un farkına bakarsak 10.000'i geçmiş. Experience de 10.000 civarlarında. Bu Gold, Trackhold'lar çok işe yarıyor gerçekten. Ve yazık Bane'i tekrar buldular orada. Ve Shadow Fiend orada 3 vurdu. Ama son vuruş Bantanat'a kaldı. Bir Trackhold'da aldılar o şekilde. Yani çok fazla vuruyorlar ama ya. Bu evet. Yani adil değil ya. Çok fazla armor indiriyor Shadow Fiend. Ve eksi 6 armorla. Şu anda Yu takımı can çekişiyor gerçek anlamda. Dakika 20'ye geliyoruz. Yu takımı şu zor an anlarda. Armor'ı kurtaran Weaver'la Chaos Knight var. Bir armor'ı falan kullanıyorlar aslında. Ya şimdi Lifestealer Orchid'den sonra bir de Assault kasarsan o zaman diyor. Böyle Chaos Knight'ı gördüler mi? Gördüler mi? Şimdi gözüktü Chaos Knight. Phantasm bastı ancak hangisinin gerçek olduğu belli oldu. Armlet'in açmasıyla birlikte ve Armlet toggle bir kere geldi ancak ikincisi gelmeden Shadow Fiend onu öldürmeyi başardı. Killing spree yaptı. Nyx'de bir kill aldı oradan. Bane'i çıkarmayı başardılar. Yavaştan ben bir GG bekliyorum çünkü hakikaten inanılmaz bir fark var arada. Çok iyi oynuyor Heva. İnanılmaz DPS'i var. Şimdi Queen of Pain neler yapabilecek acaba? Weaver orada çok fazla dalıyor vardı ancak Weaver ultiyle de kaçmayı başardı. Bakalım orada bayağı bir haras yedi Bounty Hunter ancak Visage'ın mekanizmi onu kurtarmak için orada. Lifesteal'ın da canı çok azalmış. Gerçi Impest'i var. Şuradaki bir krep çıktığında Impest'i birlikte çok fazla canı doldurabilir. Herkesin üzerinde track var şu anda. Bütün haritayı görüyor gibi yani. EVA takımı. Shadow Fiend'in ne kadar vurduğuna bakar mısın? İnanılmaz fazla vuruyor. Özellikle bu Wisp'in yardımıyla birlikte. Daha itemleri gelmedi yolda daha. Evet daha itemleri geliyor. Mantası bitti. Üzerinde 1300 gold'u var. İnanılmaz zengin. Ondan. Ve Fiends Grip sonuna geldi. Acaba öldürmeyi başarabilecekler mi? Öldürmeyi başardılar gerçek anlamda. Bounty Hunter da orada tekledi. Visage kill almaya devam ediyor. Chaos Knight için buyback attı ancak hiçbir yeterli olmayacaktır. Orada 5 kişinin arasına dağıldı. 15 kişiye saldırdı ama yapabileceği bir şey yok. O da Bounty Hunter öldü. 30 kill alan bir Bounty Hunter'ımız var ve GG geldi. Tebrikler HVA 4. tura çıktı. 21 dakika süren bir oyunla gerçekten güzel oynadılar. Ve tecrübesiyle akıllı oyunlarıyla Yudhika da ona ayak uydurdu aslında. Bane ortaya geçecektiler, Infable attı falan ama biraz daha öndeydi EVA takımı. Üstüne koydukça da Shadow Fiend durdurulamaz bir hale geldi. Stansfield. Yani bahsettik ki EVA'dan daha önceleri Dota camiasında. Çok tecrübeli oyuncular yıllardır. Hani domine eden olan, oyuncular evet. Domine eden bir takımda. Şimdi de tekrardan bakalım küllerinden doğacak mı EVA? 4. turu yükseldi onlar da ve amansız bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar bu gecelik de yayınımız bu kadardı. Ben Antihumanist yanımda Imperial ile birlikte size 2 tane maçı sunduk. Yarın saat tekrardan 8'de Best of 3 maçlarımızla birlikte karşınıza alacağız. Gruplardan önce son 4. Evet gruplardan tur. Önce artık son turlar. Artık işler ciddileşiyor. Takım daha sayısı azalıyor. Daha güçlü rakipler başlıyor. Ve yarın 4. turda arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. İyi akşamlar. İzlediğiniz için tekrardan hoşça kalın. Teşekkürler.